Ay ya, şu havalar da bir güzelleşemedi gitti. Evet ya, kardan kıştan bıktık bu sene. Vallahi öyle oldu. Ya şöyle deniz kenarına oturup böyle güneşin batışını seyredesi geliyor ya. Ne güzel olur, ne özledik mi abicim ya? Bu sene inşallah, kim i̇nşallah, bilir. İnşallah. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ama gülmeyeceksin. Yok, gülmemek için söz veremem ben vallahi. Ya o zaman. Ben gülmem. Bak bak. Neden gülmezsin? Ay tamam tamam. Sen şimdi dedin ya güneşin batışı diye. Ben çocukken güneş batarken böyle cidden suya batıyor zannediyordum. Yok artık yani. Ay inanmıyorum, inanmıyorum. Hatta böyle neden buharlar çıkmıyor filan? Hadi ya. Buna gülünür ha. Buna gülünür. Ama bir şey diyeceğim. Çocuklukta oluyordu öyle şeyler yani. Mesela ben de televizyondan haber spikeri çıkacak, bana soru soracak diye koltuğun arkasına saklanırdım. Böyle, oğlum sana bakalım en son hangi boru okudum ben filan diye. Çok eğlendim, sen çok eğlendin, anlatayım mı? Hayır, hayır. Söyle, hayır, hayır, anlat. Hayır, hayır, anlat. Hayır, hayır. Biz anlattık ama o zaman. Herkes anlattı. Tamam, tamam, o zaman ben anlatacağım. Tamam, ben kendim anlatacağım. Tamam, tamam. Böyle bakıyorum. Tamam, ben de çocukken böyle hani işte mağazada vitrinde mankenler oluyor ya. İşte mesai bitti, dükkan kapandı, herkes evine gidince ben o mankenler de kendi evlerine gidiyor zannederler. Duyduğumda gülüyorum ama. Yani her dinlediğimde gülüyorum. Komik değil. Zeynep sen hiç anlatmadın. Evet evet sen de anlat. Anlatırım. Anlatsın, anlatsın, hadi. Anlatırım. Peki peki tamam anlatırım ben. Ne vardı benim şeyim? Neyine sözü? Ben de küçükken kredi kartıyla alışveriş yaptığında hiç para ödenmiyor sanıyorum. Öyle oyun gibi. İnanmıyorum. Öyle sanıyordum. İnanmıyorum. Sen ne zamana kadar öyle sanıyordun? Geçen haftaya kadar. Saçmalıyorsun. Şimdi saçmalıyorsun. Vallahi saçmalıyorum. Hatta bence sen hala öyle zannediyorsun. Oyun gibi öyle. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Getireyim kredi kartının ekstresini göstereyim istersen. Çekiyor çekiyor, oyun gibi bana giriyor. Ay bu çok iyi. Ay bu çok iyi oldu. Ay bu çok iyi. Oyun gibi zannediyorsun ya. Ay çok iyi. Ya başım kusura bakma. Başım ağrıdı benim biraz ya. Ben ilaç alacağım. İlaç alacağım. Ay ne oldu şimdi birden? Başım ağrıdı. Ne güzel konuşuyor. Alemsin ha. Vallahi aşkım ya. Bak beğendim mi yaptığını? Ne yapmışım Ozan Bey? Bak hani ne yapmışım yüzü kızım. Eda ile Burak'a ne kadar ayıp oldu ya. Vallahi kalkmak zorunda kaldılar. Kızım çok üzüldü Eda ha. Ay çok üzüldü. Evet. Nasıl mutluydu görmedin mi? Hakkında öğrendikleriyle o pis gülümseme bir hafta gitmez Eda'nın suratından. Ama Allah söylesin. Ne öğrendi hakkında Allah aşkına? Ama ne öğrendi? Daha ne o öğrenecek? Ben para kazanamadığı için nasıl para harcanır bilmeyen, böyle koca parası yiyen bir kadın olduğumu öğrendi. Yuh Zeynep, yuh yani. Sana yuh. Asılsın, gerçekten rezil ettin beni. Ama Zeynep be, amma alıngansın ha. Bana bak, aslında iyi yaptın ha. Çünkü ben de gaza gelmiştim böyle. Bütün çocukluk sırlarımı açıklayacaktım onlara, rezil olacaktık aslında. Aman sınırlarını biliyoruz işte, karanlıktan korkarsın, öcüye inanırsın. Yok aşkım, onlar değil. Kızım bunları sen de bilmiyorsun. Ben de sana anlatırım o zaman. Ya ama... İlk aşk hikayeni falan anlatacaksan hiç çekemeyeceğim. Yok kız aşk hikayesi vallahi bak çok eğleneceksin, keyfin yerine gelecek. Bak şimdi sana bir tane anlatayım mı? Şimdi bak. Mesela ben hani böyle benzin istasyonu falan kuruyorlar ya. Ulan bunlar nereden biliyorlar bunun altında benzin istasyonunun altında petrol çıktığını, benzin istasyonunu kurmadan falan diyordum hep kendi kendime. Saçmalama. Ay saçma. Bak bir de ne var bak dinle. Şimdi mesela bu anaokulu var ya.
Ben mesela anaokulu olduğu için anneokulu yok. Ben sadece anneler gider zannediyordum oraya. Ben de böyle tek gönderdikleri için böyle ulan benim annem alacaklar bana başka bir anne verecekler diye paniğe kapıldım. Şimşek çaktığında mesela şimşek çaktı diye bak değil mi? Uzaylılar fotoğrafımızı çekiyor. Aa flash patladı filan diye. Bak en bombasını söylüyorum. En bombasını dinle bak şimdi. Hani böyle kadınla erkek her şeyi yaptığında ben çocuk oluyor zannediyordum. O zaman bir keresinde böyle üç çocuklu bir aile görmüştüm. Vay, üç kere yaptınız ha demişti. Ben de sen hala öyle zannediyorsun. Ne demek o anlamadım. Ne? Ne var anlamayacak? Ne zamandır hiç yanıma yaklaşmıyorsun. Öyle mi diyorsun Zeynep Hanım? O zaman gel bakayım her şeyi diyeyim. Bu adam çok komik değil mi? Ozan. Bir şey söyleyeceğim. Ozan'cığım, eğer de bizim çocuğumuz olursa, bize benzer mi? Vallahi sen uslu durursan benzer. Gerçi bizim eve sütçü de pek gelmiyor ama. Ay sulandırmasan iki dakika konuyu. Ciddi bir şeyden bahsediyorum. Ne bileyim kızım, benzer herhalde yani. Nereden çıktı şimdi bu? Ben bilmiyorum. Ben televizyonun karşısında uyuklayan bir çocuk istemiyorum. Lafın ucunu bana dokunacağını anlamalıydım sevgilim. Geçen gün televizyon izliyorum ben. Sen her zamanki gibi böyle uyuyakalmışsın televizyonun karşısında. Senin yanındayım böyle izliyorum. Psikolog şey dedi. Özellikle erkek çocukları da babayı rol model olarak alıyorlar. Ve zamanla kendilerini onlara benzetiyorlarmış çünkü. O an çocuğu babaya benzetiyor kendini. Bu bence yanlış bir teori bu. Ne? Çünkü ben babama benzemiş olsaydım biz çoktan ayrılmış olurduk. Babamı bıraksan bu yaşta harem kuracak adam be. O da doğru. Ay vallahi o da doğru. Ay iyi ki benzemişsin. Aslında doğru ha. Mesela ben de anneme benzemiyorum. Benzemiyorum yani. Mesela annem çok kavgacı bir kadındır. Öyle mi? Kavgacıdır tabii annem yani. Hani ne yapar eder kavga yoksa bile muhakkak bir konu bulur kavgayı başlatır yani. Allah'ım. Babam çok çekmiştir yani Allah rahmet eylesin. Vah zavallı. Kıskançtı. Çok kıskançtır annem. Ama babama göz açtırmazdı. Hadi ya. Evet. Bak sen. Hep böyle ilgi odağı olsun ister. Yani herkesin merkezinde o olacak. Olmadığı zaman böyle cıngar çıkarır rekabete gelemez çünkü. Allah. Hele bir dişiyse bir de rekabete gireceği insan Allah dişler. O kadını dişler yani. Ne diyorsun ya? Vallahi şeydir. Böyle didik didik yapar her şeyi. Müdahalecidir. Müdahalecidir. Mıy mıydır. Allah'tan annene benzememişsin sevgilim. Ne demek istiyorsun? Bir şey soracağım. Annen de böyle portakal kabukları böyle parça pinçik yapar mı? Yapar. Yapar. Vallahi yapar. Nereden bildin? Vallahi yapar. Sanki reçel yapacakmış gibi. Baksana sevgilim. Aman al şunları elimden. Şimdi bir dakika yapacağım. Tamam. Ay üf. Ozan. Gülme lütfen. Ben kavgacı mıyım? Kavgacı mıyım ben? Yok. Ben kavgacı değilim. Değilsin. Değilim dedim mi? Değilim ama. Değilsin. Lütfen ya gülme. Hemen gülüyorsun. Neden benziyor? Kıskanç mıyım? Tamam benzemiyor. Vallahi benzemiyor. Tamam sevgilim ya. Ben kavgacı mıyım gerçekten? Ya ama Zeynep ama uzattın ya. Vallahi değilsin. Aşkım değilsin. Gel bir öpeyim seni. Bir öpeyim ben seni. Delirdin mi sen kız? Sen kavgacı olsan benim seninle ne işim olur hem? Ya. Doğru söylüyorsun canım. Ama doğru söylüyorsun. Birazcık böyle cadalozluğum tutuyor. Cadalozluğunu yerim senin. Cadaloz aşkım benim. Bir öpeyim seni bir daha. Bir şey söyleyeceğim. Ama ben küçükken de böyleydim biliyor musun? Tırçıktım yani biraz. Neydin? Tırçıktım. Tırçık ne be? Tırçık şey. Ne? Hani böyle tatlı, geçimsiz böyle böyle yırtık. Cadaloz ama tatlı. Tırçık denir ya be. Vallahi denmez. Ben hayatımda hiç tırçık diye bir şey duymadım. Bu ne be tırçık tırçık? Ne? Allah Allah. Bizim ailede hep kullanılırdı tırçık. Vallahi bizde hiç kullanılmaz yani. Hep de tuhaf bile bu. Tırçık kabileri kısaltmışsın gibi. Tırçık! Tırçık! Ay niye dalga geçiyorsun? Ay niye yüzüme vuruyorsun hemen? Ay sen de şarkıları yanlış, yalan yanlış biliyorsun. Hangi şarkıyı yalan yanlış biliyormuşum? Hangi şarkı? MFÖ'nün şarkısını hep öyle yanlış yanlış söylüyordun. Mustafa Yağmur Var İstanbul'da diyordun. Ama iyi ki bir tane yakaladın. Ama diyordun. Mahallede öyle söylüyorduk çocuklarla. Öyle alışmış ağzımız. Ne yapayım yani? Ay bir de öyle bir şey vardı değil mi? Ay şimdi öyle yok ha. Çok fazla konsantrasyon olmadığı için genç kızken ne söylüyorduk ya çocukken? Ne söylüyorduk? Sokaklarda hep söylüyorduk öyle şarkılar söylüyorduk. Ay Tarkan'ın, en çok Tarkan'ın Mavi Parçasını söylüyorduk ha.
Tarkan'ın mavi parçası mı? Tarkan'ın mavi diye parçası yok kızım. Var ya be. Saçma be, var mavi diye şarkısı var ya. Nasıl, söyle bakayım be. Ya biliyorsun işte o parçası. Ne, hangisi? Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldu mavi. Kıl oldu mavi ne lan? Ne gülüyorsun? Kıl oldu mavi ne lan? Kıl oldu mavi değil bir kere o. Kıl oldu mavi. Bir de bana laf ediyor ya. Kıl oldu mavi. Aman çok saçma. Hiç öyle düşünmemiştim. Çok saçma. Kıl oldu mavi mi? Evet. Kıl oldu mavi. Ay saçmalama. Öyle şarkı sözüm olur be. Kıl oldu mavi. Bence böyle daha şık. Ne? Daha şiirsel. Şiirsel değil ya. Gülme Ozan. Tırçıklarla bir yere geldik. Kıl oldu mavi. Tırçık koydum senin adını bundan sonra. Ne kadar iyi. Tırçık diyeceğim sana. Tırçık. Tırçık. Kıl oldum abi. Kıl oldum abi o zaman. Kıl oldum abi. Olma abi. Canım. Aşkım. Hoş geldin. Allah Allah. Hayırdır, kapılarda karşılanıyorum. Zeynep. Ne? Hayırdır diyorum, kapılarda karşılanıyorum. Aa, aşk olsun, sen benim bir taneciğim değil misin? Biricimsin sen benim. Ben hep seni kapılarda karşılamıyor muyum canım? Dün de öyleydim ama dün kapıda karşılamadın sevgilim benim. Aa, seni gördüm. Hı. Şeyde, pencereden böyle işim gücüm vardı. Hı. Burak'la dedim böyle hararetli hararetli konuşuyorlar. Hı. Hemen dedim gideyim dedim, aşkımı dedim, kapılarda karşılayayım dedim. Hı. Ne konuştuğumuzu merak ettin, soluğu kapıda aldım desene sen şuna. Hayır. Ayıp ediyorsun, hayır. Tabii. Ve şimdi ne konuştuğumuzu anlatayım diye için hayır. İçin hayır. Çin alakası yok. Var. Alakası merak yok. Merak ediyorsun. Tamam var, merak ediyorum. Çatlayacağım. Evet. Söyle. Ne oldu? Ne oldu? Ne sana anladın? Ne kızım ya? Sana ne ne demek? Sır kızım, sır. Adam 40 yılın bir başı bir sırrını anlattı bize. Ya iki kişinin arasındaki sır sır değildir artık. Siz burada iki kişi olduğunuza göre artık bu bir sır değil. Demek ki artık anlatılabilecek bir şey. Hiç öyle ne laf cambazlığı yapma, yemez. Ya çatlatma şeyi. Adamı. Ama adamı çatlatma lütfen. Kızım adam sana anlatmak istese sana anlatırdı. Bana anlattı, kimseye de söyleme dedi. Ben kimse miyim? Vay be. Öyle olduk demek ki. Ben kimseyim. Ben öyle laleten biriyim. Ben öyle sokaktaki Zeynep'im. Bir hiçim. Tamam. Okey. Tamam. 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 Sana bir sır vereceğim. Tamam. Nihayet. Tamam. Söyle. Ne oldu? Ne dedi? Kimle ilgili? Söylüyorum. Hazır mısın? Evet. Sen benim hayatımda gördüğüm en tatlı sahtekarsın. Ama bu bir sır değil. Ama bu sır değil. Ozan. Ozan Allah aşkına. Boşuna gelme. Ozan ne yapayım? Bana bir şey söylemeyecek misin? Ne? Bir şey söylemeyecek misin bana? Hı. Affedersin aşkım. Hakikaten ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Onu demiyorum. Onu demiyorum ya. Hı. Onu demiyorum ya. Ne anlattı Burak Seren? Ya Zeynep sen hala orada mısın ya? Evet buradayım ve bekliyorum. Ne anlattı? Ne oldu? Aşkım vallahi çok acım. Bırak da rahat rahat yemeğimi yiyeyim ya. Ya yemeğini yerken de söyleyebilirsin. Kuzum biz tamam ağzını rapamarken konuşuyorsun diye kızmayacağım. Söz veriyorum. Çattık vallahi. Taktın kızım ya. Erkek erkeğe konuştuk diyorum ya. Demek erkek erkeğe konuştunuz. Ne var? Erkek değil miyiz? Konuşamaz mıyız? Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız zaten. Biliyordum. Aldattı değil mi Eda'yı? Ya saçmalama. Aldattı nereden çıkartıyorsun ya? Tabii ki. Tabii ki. Başka ne konuşulur? Erkek erkeğe başka ne konuşulabilir acaba? Ne sır verilir? Ya saçmalama kızım ya. Aldatma falan yok diyorum sana. Aldatma falan yok çünkü Eda'nın haberi yok. Eda'nın haberi olmadığı için aldatma diye bir şey de yok. Değil mi Ozan Bey? Ya kızım. Hepiniz aynısınız. Bravo. Ulan iki lokma yemek yiyeceğim. Boğazıma dizdim vallahi billahi be. Boğazına... Ondan dizilmedi. Senin sırdaşının kırdığı cevizler meydana çıktı diye dizildi boğazına. Dizilir tabii ki. Saçmalama. Ben arayacağım şu Eda'yı. Kim arıyorsun? Eda'yı arıyorum. Ya yapma kızım. Arayacağım. Ya bir... Ya... Bilmeye hakkı var. Ya bırak diyorum bilmeye size. Bilmeye hakkı ya var. Ya saçmalama neye bilmeye hakkı var bilmeye ya? Hakkı ya hayır yok. Ya anlatma falan yok diyorum ya Zeynep ya. Ya adam bileceğim. Çok sıkışmış kapıda kaldığı için de bahçeye işlemek zorunda kalmış. Olay bu. Aa tabii. Öğrendim mutlu oldun mu? Allah Allah. Biliyordum ki zaten öğreneceğim. Aramayacaktın değil mi Eda'yı? Aramayacaktım. Zaten önce olsam bile böyle bir şeyde böyle müjde verilir gibi aranır mı Ozan? Abi çok aptalım ya. Allah değilsin ya. Saflık. Safsın. Hadi ye yemeğini. Canım benim. Ay. Ay bahçeye demek çüş. Bana bak söyleme sakın çüş ha. Çüş ama ya. Çok iyiyim sen anlıyorum. Ay. Ay çok komik ama.
Demek Burak Bey'in büyük sırrı buymuş. Sen tut ama çocuk gibi git bahçelere yap. Ay, ay, ay. Ne var canım bunda, Allah Allah. İnsanlık hali, Allah Allah. Ay, ne var canım, ben de eğleniyorum şurada. Kızım başkalarının haliyle eğlence olmaz. Ay nasıl da koruyor. Ay nasıl da koruyorsun sırdaşını. Çok komik ama. Bak hala dalga geçiyorsun ya. Hakikaten ya. Dalga geçmiyorum. Hayır, dalga değil bu. Can ben dalga geçecek olsam Burak'ın gece yatarken sol baş parmağını emmesiyle dalga geçerim. Hadi canım. Vallahi. Bebekler gibi. Ne oldu, senin de hoşuna gitti. Gitmezsin kızım. Böyle bir an Burak'ı gözümün önüne getirdim böyle gece yatarken. Böyle. Yatarken öyle yapıyormuş. Baş parmağını emmiyor. Damağında. Ay öpemezsin bile. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu nereden biliyorsun peki? Dün gece haberlerde, bütün haberlerde altyazı geçti. Ya bırak şimdi, ciddiyim ben. Nereden biliyorsun? Nereden bileceğim canım? Eda anlattı. Eda kahveye geldiğinde o söyledi. Eda mı anlattı? Ha siz böyle bizim gizli saklı taraflarımızı aranızda konuşuyorsunuz yani. Ben Burak'ın parmak emmesini biliyorsam kim bilir Eda benim nelerimi biliyordur hanımefendi. Ama ne var canım bunda? Ne anlattı söyle bakayım. Masum şeyler. Anlatmadım bir ne şey. Ne anlatma? Gülüyorsun hala da anlatmadım diyorsun. Ya, kibrit kutusunu anlattın değil mi? Kibrit kutusu o ne be? Kibrit kutusu. Hani çocukken babam beni korkuturdu ya böyle kibrit kutusuyla oranı bunu yakacağım diye falan. Onu anlattın değil mi? Yok sana inanmıyorum. Bilmiyormuşsun gibi yapma ay, şimdi. Bilmiyordum. Hadi canım. İyi tamam konu çıktı bana. Yarın o zaman ben Eda'yı çağırdım da sabah. Kibrit kutusunu bilmiyor muydun sen ya? Ya yoksa vallahi ne olur anlatma Zeynep. Ya Zeynep anlat tamam. Ne yapacağım diyordu. Tamam anlat. Bilmiyor muydun sen bunu? Ay bilmiyordum. Evet. Kibrit kutusuyla beni korkutuyor. Doğru buradan yakacağım diye. Tamam konu çıktı bize. Ya! Hala konu çıktı diyor. Ne olur anlatma ya. Valla. Ama biz çok eğleniyoruz öyle. Tamam Burak'ın parmağıyla eğlenelim. Ay Ozan. Ay aklıma ne geldi. Seni bir konuda tebrik etmem lazım. Ne oldu hayırdır? Ay. Geçen gün Mahir geldiğinde ben onu birazcık böyle konuştum. Sen dışarı çıkmıştın ya. Yani ağzını aradım yani. Sen benim sana verdiğim sırrı söyledin mi söylemedin mi diye. Sonra da kendinden utandım açıkçası. Yani sana güvenmemişim gibi oldu. Özür dilerim. Ozan boş ver, önemli değil. Hakikaten büyük beceri yalnız ha. Düşünüyorum. Ya. Büyük beceri yani. Ne diyorum anlamadım. Mesela erkekler gerçekten sır tutabiliyorsunuz. Tabii tutarız kızım, erkeğiz biz ya. Sen Mahir'e ne sormuştun ki, anlamadım ben. Canım anlatmıştım ya sana. Mahir'in kız arkadaşı. Bundan önceki ilişkisinde aslında evlenip boşanmış. Ama bunu şimdi Mahir'in bilmesini istemiyor. Bir sır olarak kalsın demişti ya. Benim haberim yok. İşte bu yüzden Mahir'in de haberi yok. Vallahi bravo hayatım ya. Bir dakika ya, Mahir'in kız arkadaşı Mahir'in önce evlenip boşanmış mı? Tamam Ozan'cığım anladım. Güzel sır tutuyorsun. Şova dökmene gerek yok. Adeta unutuyorsun verdiğim sırları. Kızım hatırlamıyorum gerçekten ya. Hatırlamıyor musun? Ha. Siz erkekler o yüzden iyi sır tutuyorsunuz. Hatırlamadığınız için. Özel bir numarası yok yani bunun. Ay şaka gibi gerçekten. Boşuna ısrar etme, söylemem. Neyi? Ya beni konuşturmaya çalışıyor, bir de soruyor ne diye ya. Zorlama, söylemem, söyleyemem. Yani söyleyemem yani. Ne diyorsun kızım sen ya? Sır, söyleyemem. Sana bile söyleyemem. O derece bir sır yani. İyi canım, Allah Allah. Söyleme, sen söyleme o zaman. Ne diyeyim ben? O zaman boşuna uğraşma yani. Böyle ilgisizim numaraları falan yemem yani ben. Ne numarası kızım, Allah Allah. Sen dedin söyleme dedin. Ben de ilgilenmiyor dedim zaten. Bir şey de demiyorum zaten. Söylemeyeceksen söyleme. İçin içini yiyor mu şu anda? Biliyorum yani. Ama hiç beni kötü elemenlerine alet edemezsin hayatım. Söyleyemem çünkü. Söyleyemeyeceğim. Ya Zeynep'ciğim bir gazete okutmadın be güzelim be. Allah Allah. Mesajı almıyorum sanma ama. Ne mesajı? Ben böyle hiçbir şeye ilgilenmiyorum. Burada gazetemi okuyorum. Yani ben habere gitmiyorum. Haber bana gelsin falan. Yok yani. Bana resmen ağzından kaçır diyorsun ya. Resmen ben böyle oturuyorum. İlgilenmeden sen bana ağzından kaçır falan.
Ben hiçbir şey demiyorum sevgilim burada. İşte bazen susmak çok şey istemek demektir. Sınırlarımı zorlatmaya çalışıyorsun bana. Ama hiç gerçekten söylemeyeceğim. Söylenebilecek bir şey değil çünkü yani. Hani gazete okutmadın bir şey kızım ya. Bir gazete okutmadın ya. Şey yapamayacağım yani. Eda silikon yaptırıyormuş göğüslerine. Peki tamam. Of Ozan ya. Anneme diyorsun, kanneme diyorsun, sonunda söyletiyorsun ya. Ne? Yani insana zorla da duymadın mı? Eda silikon yaptırıyor göğüslerine. Allah'ım zorla. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Ana! Kama sutra buradaymış ya. Neymiş? Tuhaf bir defter. Zeynep! Bir defter buldum, bu senin mi? Bilmem nesi defter ki. Bilmem. Yazılar var içinde, bu yazılar da senin yazına benziyor. Bak şöyle diyor mesela. Nesrin bugün sınıfta Oya'nın saçını çekti. Suçu Timuçin'e attı. Oya inandı. Benim defterim o. Tamam tamam anladım, benim defterim. Verir misin defterimi? Tamam benim, verir misin? Bir dakika dur. Hayır tamam veriyor musun? Bir dakika ya Allah Allah bir dakika. Tamam canım bir verir misin defteri? Aşkım bir dur. Böyle bir ışınlandığına göre biraz önemli bir defter bu. Ne oluyor ya? Tamam. Neyse ya ne canım, tamam. Canım ver defterini. Bir dakika tamam vereceğiz okuyoruz. Bir saniye. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Benim defterim saçma sapan şeyler var içinde be. Bir dur ya. Serap diş teliyle alay ettiği için Serkan'ın çantasını makasla kesti. Bunu Serkan'a söyleme. İlkokul ya, ilkokul şeyleri. Vay i̇lkokul vay şeyleri, vay. İlkokul, ya. İlkokul şeyleri. Tamam i̇lkokul. Anladım, ilkokul şeyleri de merak ettim yani. Bayağı sır tutmuşsunuz bakıyorum. Zeynep Hanım. Olabilir miyim? Ah bak bak. Müge ile lise sonlardan Koray spor salonunda öpüştü. Bunu Sedat'a söyleme. Sedat kim? Ne bileyim kim? Ne bileyim ben kim? Bence zaman... bence Sedat Müge'nin sevgilisi. Belki de. Tamam. Dur ya bir dakika sevgilim okuyoruz ya. Ya niye okuyorsun ama? Abarttın ama. Dur ama bakalım. Uzatıyorsun. Deniz alttan dersine giren araştırma görevlisi Cenk ile hafta sonunu Cenk'in evinde geçirdi. Cenk'in nişanlısı duyması. Uzattı diyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bu Deniz senin şu kocası diplomat olan arkadaşın değil mi? Ölü mü gör? Adı Cenk değil. Ölü mü gör? Ölü mü gör? Ya bir dakika, bir dur ya. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Allah sever, ne olur. Gel bakayım. Saçmalık yapıyorsun. Vereceğim, vereceğim. Bir dakika, vereceğim. Bir dakika. Anlat bakayım ne kitabı? Bu ne bu? Defter ne defteri? Sır defterim. Sır defterim bu benim o. Neyse. Sır defterim. O kadar çok şey insan bilince pot kırmamak için bir tarafa yazıyorum ben de işte. Ulan, aklımda tutamam beri, hepsini. İlkokuldan beri başlamışsın yazmaya. Helal olsun sana. Tamam, ülkeyi karıştırır. Okudun, okudun ama yeter. Dur dur. Şişt. Bak bak şuraya bak. O kadar da özenli tutmuşsun ki tarih, yer, saat, kişi adları, evet. Sırrın içeriği, sırrın söylenmemesi gereken kişi. Tamam ama benim... Biraz ilerleyelim bakalım. Benim de bilmemem gereken sırlarınız var mı ya burada? Ya saçmalama ya. Seninle ilgili ne olacak ya? Seninle ilgili bir şey yok ya. Aha buldum valla. Biberin misin? Aha buldum valla. Lütfen. Bunu Ozan'a bir de söyleme. Kocasından habersiz müdürüyle dağa gitti. Kim lan bu? İsmi karalamışsın kızım. Kim bu? Müdürüyle dağa mı gitti? Hı. Kim acaba? Ne bileyim ben. Kim acaba? Çatlarım şimdi. Vallahi çatlarım şimdi. Kim? Kim 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 kim? Beğendim yaptığını. Ne? Nasıl bulacağım ben şimdi kim bu? Ne bileyim ben? Kim bu nasıl bulacağım ben şimdi? Karıştırırken iyiydi ama. Kim bu ya? Nasıl? Önceki bilgilerden ulaşabilir miyiz? Dur. Bir dakika. Allah sırrı bulamamanın suçlusu da ben oldum ya. Allah Allah. Ne gıcır ya? Çok gıcıksın. Kim bu? Ulan her şeyin suçlusu ben oluyorum ya. Onu da sırrını o deftere yaz da biz de öğrenelim yani bu nasıl oluyor. Hayret bir şey. Vallahi çatlayacağım. Yemin ederim çatlayacağım Ozan ya. Allah. Ulan Müge'ye söyleme, kocası duymasın. Bir de aklımda sır tutabiliyorum diyor. Not edersen ben de tutarım kızım. Allah ay Allah. Kim biliyor musun? Kim? Kim söylemeyeceğim işte. Allah'a seversen.
Şimdi de bu zamanda ay Paris pek bir güzeldi. Ay. Değil mi Murat'cığım? Ya sorma ya. Alacaksın çantaları. Doğru Paris'e gideceksin. Ya tam zamanı. Gerçekten cidden cidden. Nereden çıktı şimdi bu Paris muhabbeti durup dururken? Dur bakalım. Ay ama öyle bir iki çanta. Fazla değil. Ay sonra kaybolur filan bir şey. Evet evet bak bak küçük çanta olmalı. Mutlaka küçük çanta olmalı. Küçük tabii ki pratik olması açısından da. Ay bir de çanta lafı başladı birden. İki lafın biri ya Paris ya çanta. Ama bak Paris'te dolaşırken elinde mutlaka bir küçük çanta olacak. Öyle. Kesinlikle. Paris ve çanta. Ay dur, ay dur hayır. Ay, ay bu Eda yoksa öğrendi mi? Tabii, boş boğaz Ozan ağzından kaçırdı. Eda'ları yumurtladı Paris'ten aldım dediğim çantayı pazardan aldığımı. Ay, aslında çantayı direkt Paris'ten almak lazım. Yani hiç buralardan almamak lazım. Yani direkt Paris'ten almak lazım aslında. Şuna bak, şuna bak buradan almayacakmış çantayı Paris'ten alacakmış. Yok laf çarpıyor bana. Alenen laf çarpıyor bu kadın bana. Ah Ozan ah ben sana ne diyeyim, ben sana ne diyeyim. Buradan çantasız gidip üç çantayla dönmek asıl en güzeli Paris'ten değil mi aşkım? Ay sevsinler, şirinler. Geçin dalganızı geçin. Nereden söyledim ki Ozan'a pazardan aldım diye. Bakla ıslanmaz ki ağzında. Evet. Sonunda meyvelerimiz de geldi. Aman aman. Tebrik ediyorum. Aşkım da tebrik edecek bir şey yok ki. Alt tarafı birkaç parça meyveyi böyle doğru yetiştirdim. Meyveyle ilgili değil, çantayla ilgili tebrik ediyorum ve gerçekten. Çantası? Ve çantası. Çok güzel. Hemen birlik olup çok güzel Eda'ları da söylemişsin. Paris'ten aldım dediğim çantayı pazardan aldığımı. Çok sağ ol. Ve çantası ben bir şey söylemedim ki onlara. Size de teessüf ederim ama ilk defa arkadaşlığımızdan beri ilk defa bir açığımı yakaladınız. Vurun. Vurun bakalım. Yok Paris'ten almalar alınmaz. Alınırmış çantalar da buralardan alınmazmış da. Ay yalnız Zeynep'ciğim. Ay sen galiba yanlış anladın. Evet Zeynep'ciğim biz Eda ile geçen yaz Paris'e gittiğimizde sağ olsun Eda orada iki çanta alıp ikisini de kaybetti. Onu hatırlayıp ona eğleniyorduk biz. Evet. Yapma ya. Aşk olsun. Ayva da var mutfakta ister misin? Getir. Aa, ben yedim az önce. Hadi meyve yiyin ya. Bu çanta muhabbeti yeter artık. Aşk hadi olsun. Bakalım. Aşk olsun. Ya, hayır sevgilim lütfen yapacağım, maç seyredeceğim ve maç günü anneni evde istemiyorum. Ya ne yapacak sen ya izle istediğin kadar izle annem köşede oturacak ne yapabilir sana kadın? Ya ne demek ne yapabilir ya kızım annenin varlığı bana zarar diyorum bu evde işte. Bana bak öyle bak bak bir şey söyleyeceğim lütfen öyle tartışmanın ortasında öyle yampir yampir öyle lütfen böyle banyoya kaçıp diş fırçalamalar falan istemiyorum anlaşıldı mı öyle. Maç günü diyorum anneni bu evde lütfen istemiyorum. Hı yok ya. Hımı yok diyorum sana. Hayır diyorum aşkım hayır lütfen. Sevgilim. Maç günü anneni bu evde istemiyorum. Ya. Ne öyle? Ya Zeyno. İyi tamam peki. Tamam. Üç gün kalacak ama. Zeynep bana bak beni delirtme bak Allah'ını sever. Ya ne olur. Şey. Üç gün mü kalacak? Süper. İyi tamam gelsin kalsın burası onun da evi sayılır. Onun da evi değil mi? Hı hı. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki ziyareti bir sene sonra olur ancak. Anlatabildim mi? Tamam selektör yapma. Tamam tamam yeter yapma. Bir şey söyleyeceğim. Bir sene annenin otakta kalamam. Kalamazsın biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen bu... Banyoya girdiğimizde böyle tartışmanın ortasında falan bu böyle. Böyle gülerek böyle bir takım şirinlikler yapıyorsun. Ama dişlerinde beni kandırıyorsun. Hiç farkında değilim. Vallahi nasıl yapıyorsun bunu sen? Bilmem. Nedir bu? Hı? Bilmem. Onu söyle. Hı. Tamam artık yeter. Tamam selektör yapma. Bir dahaki ziyaret bir sene sonra unutma. Hı. Üç gün kalacak. Bir sene anamla bedava. Ben de Gustavo Subay'ı gibi. Niye? Anamdan beni ayıramazsın bir kere. Tamam selektör yapma yeter. Hadi. Getir aşkım, getir. Ay bizim hafta sonu alışverişi mi yapmış aşkım? Market erkek olucu zaten Zeyno. Hafta sonu diye bütün kadınlar alışverişi heriflere çakmışlar. Bu ne? Yoğurt.
Bu var ya bu. Sonun başlangıcı işte. Her şey böyle başlıyor. Anlamam mı gerekiyor yoksa açıklayacak mısın sevgilim? Söyleyeyim. Hani? Artık beni sevmiyorsun. Ya nereden çıkardın Zeynep Allah'ını seversen? Ozancığım tam yağlı yoğurt bu. Ben tam yağlı yoğurt yiyebiliyor muyum? Aa, unuttum vallahi ya. Unuttum. Ben de bunu demek istiyorum işte. Unuttun. E tamam kızım, ne var yani? Az yağlı yoğurt yemeğini unuttum diye seni sevmediğime nereden vardı? Anlamadım ki ben. Şöyle, sen markete dolaşıyorsun. Raflara bakıyorsun. Aa, bakıyorsun tam yağlı yoğurt. Hı. Alıyorsun onu. Bunu alışın. Benim tam yağlı yoğurdu yemeği yiyemediğimi unuttuğun için mi? Beni unuttuğun için. Benim varlığımı unuttuğun, hatırlamadığın için. Evde seni bekleyen Zeynep'i, işte dışarıdaki Ozan, dolaşan Ozan düşünmüyor. Vay. Ne diyeyim? Ben bilmem. Bana sorma. Seni seviyorum. Aa, bu da en kolayı. Bu da en kolayı bu da. Evet bir şey. Yok abi, bunun tecrübeyle falan alakası yok. Yani yemin ediyorum kadınları anlayamayacağım ben ya. Çok yoruldum vallahi çok. Vallahi çok güzel uyuyacağız şimdi. Ozan. Hı. Böyle mi olduk şimdi? Nasıl? Yatağa gireceğiz. Böyle birbirimize sırtımızı dönüp yatacak mıyız? Aşkım sabaha bıraksak ya. Onu demiyorum ya. Gelip böyle hiç birbirimizi şey yapmadan, birbirimizin yüzüne bile bakmadan böyle papalarımızı dönüp uyuyacak mıyız yani? Sevmiyor muyuz yani biz artık birbirimize? Dokunmak istemiyor musun bana? Ver değiş. Neden? Değiş sen, değiş. Geç. Geç bakayım. Ha. Ne oldu? Hadi. Allah rahatlık versin. Hadi. Ay Nikta, sen sana dönerek yatmayı seviyorsun, ben de sanıma dönerek. Çok akıllısın aşkım. Ben ya yatıyor artık Zeynep ya. Sen olarak yatacağız. İçeri. Zeynep hadi ya. Sevgilim kurbulun, çok yorgunum ya. Ay ben de. Ne yorgunluğunu mu şey yapıyorum anlıyor muyum? Tamam aşkım tamam hadi. Allah'ımız mı çocuklar gibisin ha. Allah bir şey yapamadım. Nefes alamadım aşkım tamam. Yemek yiyorum Ozan. Yemek yiyorum burada. Ayağını buraya koyman hoş oldu mu şimdi? Sevgilim ne yemeği değil mi ki? Dayıyorum sadece ya böyle bir... Ozan yemek yiyorum. Ayaklarını çeker misin Ozan? Bunun ne yemek bu. Tamam. Anladım ve çekiyorum. Ne anladın? Ne anladın? Niye bıyık altından sırtıyorsun? Ya kızım, sen hastalanacaksın değil mi? Bak, artık anlıyorum ve tamam, anlayış gösterdim. Çekiyorum ayaklarımı. Ha. Hayır yani ben yemek yerken senin böyle ayaklarını dana gibi buraya koyman sorun değil. Bunda bir odunluk yok. Ben hastalanacağım için manyaklaştım. Bu mu yani? Değil mi? Değil. Pardon. Ya erkek olsan beni sever miydin? Ne? Erkek olsan beni sever miydin? Ya ne alakası var Zeynep? Niye seveyim ya? Nasıl yani? Beni sevmenin tek nedeni kadın olmam mı? Cinsellik mi her şey yani?
Saçmalama kızım. Allah Allah. Ne yapayım sevgilim? Kadınlardan hoşlanıyorum. Ay ne kadar sığ bir sevgilim var. Ya Zeynep adamı delirtme ya. Allah Allah. Sevmezdim desem kabahat. Seviyorum desem niye erkek adamı seviyorum ya? Bu sorunun doğru bir cevabı yok ki. Var. Var yani. Niye olmasın? Ya bırak, bırak. Hadi söyle ulan. Yemin ediyorum helal olsun diyeceğim. Söyle. Evet tabii ki severdim. 10 numara kankam olurdun. Diyebilirdin yani. Evet, güzel cevap. Hakikaten. Güzel cevap. Kabul ediyorum. 10 numara kankam olurdun. Olurdun, hadi gel. Ne haber kanka? Yok, kankayı bırak şimdi. Kankam. Kankan kızı. Ya Ozan. Canım. Diyorum ki saçlarımı şöyle siyah falan boyatsam. Şimdi nasıl ki? Kumraz. Açık kumraz şu anda. Siyah boyatıp böyle hatta kısacık kestirsem mi? Nasıl olur? Simsiyah. Ha. Kısacık kestireceğim. Ha. Ha, ana anladım. Yok yok ya sakın ha. Benim öyle bir sevgilim vardı eskiden. Böyle saçlarını kısacık kestirmişti. Böyle kendileri çok sevimli. Ameli çakması falan bir şey zannediyordu. Biliyorum o berbat oluyor. Yaptırma öyle. O bendim. Kim? Ben o ameli çakması. Siyah kısa saçlı. Bendim o Ozan'cığım. İlk çıkmaya başladığımız zaman benim saçlarım öyleydi. Yok be kızım olur mu öyle şey ya? O şeydi o. Benim okuldan bir arkadaşımdı o. Böyle şey bir kızım. Mavi gözleri vardı onun. Tamam, çırpınma. Çırpınma. Sen miydin o ya? Çakma. Senin sevimli zanneden. Onun çakması bendim. Hayır ya. Aha. O kız şey bizim okuldan mı? Tamam, bak ya. Uğraşma artık yani, şey yapma. Ya Zeynep bu ne böyle Allah'ın seversen hadi şöyle kalk şöyle güzel sucuklu yumurta yap da şöyle tereyağlı mereyağlı falan yiyelim. Hadi be gülüm be. Ozan yok olmaz. Bu hafta ete doymuş olman lazım Ozan'cığım. Bu hafta et yok artık yeter. Ya hafta sonundayız kızım Allah Allah. Bırak şimdi bugün yiyeyim de ondan sonra yemin ediyorum Allah bir hafta boyunca ot diyeceğim. Söz veriyorum hadi güzel bir tereyağlı şöyle. Onu daha da şeyli diye başladın kolesterolün çıkacak. Kalka şimdi ben çaylarımı soğutacağım. Hadi canım olmaz. Yeter. Ne yapıyorsun? Ne oluyor ya? Ozan ne yapıyorsun? Çocuk gibi. Sen beni artık sevmiyorsun kızım. Ne demek o? Nereden çıktı o? Bir çocuklu yumurtayı bana çok görüyorsun sen. Bir şey yemek istiyorum onu bile yememe istemiyorsun. Aşk İzin olsun ben. Ozan. Aşk olsun Ozan. Kızım sen. Sen gerçekten bencilsin ve anlayışsızsın. Ben seni, senin sağlığın için burada ikna etmeye çalışıyorum. Senin söylediğine bak. Vallahi bravo be. Şey... Vallahi bravo. Ben... Ne? Sen benden şey konuşma. Gerçekten konuşma. Ben miyim ya? Ben ne yapayım artık sana? Daha nasıl yaranayım yani sana? Ne yapsam yaranamıyorum. Bir de beni sevmiyorsun diyebiliyorsun yani. Bravo. Bravo. Ben ne yapsam yaranamıyorum ki sana. Bravo. Ya Zeyno ben onu şaka diye şey yaptım ya. Zeyno. Ya Allah'ım ya Rabbim ya kadınlar bunu sürekli kullanıyor. Ben bir kere yapınca şu hale bak ya. Çıldıracağım ya. Ya Zeyno. Hadi gel ya. Bak ot diyorum bak Zeynep. Aa bunun büyükleri varmış. Daha ekonomik. Hoş geldin Zeynep abla. Hay hoş bulduk Emre'cim ne haber? İyi vallahi ne olsun. Hah. Efer ve sanın iyi mi? İyi ne demek abla en iyisi. Ya geçen seferki fıstık çıktı ama. Bak bir cin zengin geldi. Çok iyi vereyim mi? İyi tazeyi sever. Melatonin mi o köşede gördü? Evet abla. Bu arada taptaze yepyeni bir detoks çayım var. Hmm. İstersen ondan da vereyim. Olur olur ben. Geçen sene sefer verdiklerini de istiyorum ben. Multivitamin. Ha onlar. Tamam. Çok iyi geldi Ozan'a onlar. Başka bir şey ister misin hadi? 2 kilo domates, 1 bağ maydanoz diyeceğim ama maalesef eczanedeyiz. Ha? Canım, sen ne diyorsun? Tamam mı ablacığım? Al ablacığım bunları da. Tamam.
Ana alışverişi gibi eczane alışveriş yapıyoruz. Ginsengim geldi ne demek ya? Ginsengim geldi. Asıl benim... Neyse. Evet, küçük yaşlandıktan sonra ama onu bulmamız lazım. Ama çok bir şey çevirip... Eczane gelmeyecek. Doğru fikir gibi. Doktorlu reçetelerim zaten. Doktorlu reçetelerim. Kesinlikle okumayın. Sana söyleyeyim ya. Şimdi siz aynı anda konuşup birbirinizi anlıyorsunuz ama ben hiçbir şey anlamadım konuştuklarınızı. Pardon ya, biraz şunu bir okuyabilir misiniz? Evet, lütfen. Böylesini ilk defa görüyorum ama bir deneyeyim. Çok önemli bizim için. Önceden ısıtılmış fasulyeleri... Demek okunabiliyor. Okunabiliyor. O zaman not al. Hemen okunuyorsa okumaya başlat hemen not al sen o zaman. Onu kaçırma. Evet, ne diyor? Evet. Önceden ne dedi? Ne dedi? Önceden ısıtılmış fasulyeleri... Evet. Önceden ısıtılmış fasulyeleri dedim onu yazdım. Evet, güzel. Evet, evet. Buyurun. Daha sonra soğanları kavurup... Evet. Ya özür dilerim beyefendi, hanımefendi. Benimle şaka mı yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Ya, ne diyor? Ne diyor? Lütfen söyler misiniz ya? Yanlış yapar mısın? Ya burada zeytinyağlı fasulye tarifi yazıyor. Dedim ama. Dedim evet, anlaşılır evet, dedim yani. Ben başka türlü olamaz. Nasıl ama zeytinyağlı. Ya onun tarifi eğer yazılır da şimdi doktor o reçete sizin okuyorsanız siz bunu okuyorsunuz. Bir şey söyleyeyim. Ama kayınvalidem bir zeytinyağlı taze fasulye yapıyor. İnanır mısınız? Ya parmaklarınız gelsin. Aynen sizin yüzünden değil mi? Fikir onun fikrinde gerçekten çok doğru bir fikir ve muhteşem oldu. Şunu okursanız çok önemli bir için. Bir okursanız lütfen. Devamını rica ediyoruz. Doktor da olmak istiyordu eskiden. Evet. Kadın. Sonradan ısıtıl... Sonradan ne yapalım? Ne dedi? Çok önemli bizim. Bakın gerçekten bir taze fasulye yapıyor kayınvalidem gerçekten. Ben de aslında annem çünkü normalde pek sevmez ama. Siz bir yeseniz neden bunun için bu kadar ısrar ettiğinizi anlarsınız. Gerçekten çok önemli bizim. Yasına okuyamayınca da ben diyorum. Bakın isterseniz bir gün bize yemeğe gelin. Size bir kap taze fasulye yapalım. Yani kayınvalidem yapsın. Ben annem ondan sonraki yemek tariflerini hayatın sırrı gibi bir şey o yani. Gerçekten çok enteresan bir şey. Lütfen rica etsem olur. Yani ücreti neyse de belki bir yerde bir kitap olarak çıkartır buraya koyabiliriz. Kayınvalideniz doktor mu? Değişti o yüzden ama böyle hep o yüzden böyle yazıyor yani. Ama bir taze fasulye yapıyor inanır mısınız? Kafayı yersiniz gerçekten yani. Merhaba. Merhaba. Sizde saç dökülmesine karşı bir ilaç bir şey var mı? Bir arkadaşım saça dökülüyor da. Öyle mi? Gerek yok aslında. Vitamin A'sı yeter. Yok. Böyle tepelerde dökülme var. Sabahları her kalktığında böyle yastık üzerinde sürekli böyle saç teli görüyormuş. Ha. Mevsimseldir aslında. Bu zamanla dökülür. Yani arkadaşınız çok takmasın kafasına. Yok. Biz alalım. Varsa bir şey. Peki nasıl isterseniz? Bir saniye. Arkadaşınızın saçlarının arkası biraz dökülmeye başlamış. Gerçekten. Onu haftada 3 defa kullanırsa hiçbir şey kalmaz. Solüsyon değil mi? Tabii. Böyle masaj yaparak, solüsyon yaparak. Tamam ben yapmam arkadaşını artık. Arkadaşının arkadaşı yapar. Ya sizin arkadaşınızın arkadaşı, hanımefendinin arkadaşının arkadaşıdır zaten. Arkadaşımın arkadaşı arkadaşıdır. Anladım, tamam. Söyleyeceğim arkadaşıma. Tabii. Uğrayabilir, tarih edin. Yok, uzakta o. Şehir dışında. Şehir dışında? Hı. Eczanesi olmayan bir yerde. Biz ona göndereceğiz. Peki. Görüşmek üzere.